25 Eylül 2024 Çarşamba, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul 9, Elazığ'da ise 8 koşulu programlar var. Yıldızlı Bülten ekibi olarak tüm illerde tüm koşulları detaylı olarak yorumluyoruz ve altılı şablonları çıkartıyoruz. YouTube kanalımızda ise gündüz programının sadece ikinci altılısını yayınlıyoruz. Diğerleri WhatsApp üyelerine gönderilmektedir. Yani İstanbul ilk altılı ve Elazığ altılı tahminlerimiz yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Günde bir gazete parasına alınabilecek çok değerli tahminleri WhatsApp üyesi olarak alabilirsiniz. Sizde WhatsApp hattımıza katılıp tüm yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyiniz. Şimdi İstanbul programı ikinci altılı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 5 yarış, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 2 numaralı Bir Çetine verelim. Bu safkan son yarışında öndeki atları yakıp takip edip düzlük sprinti ile kazanmıştı. Fakat bugün bizce liderliği alacaktır. Çünkü önde gidecek süratli bir isim yok. Taktiksel olarak farklı bir talimat alıp liderliği alacak bir isim olursa da onu yakın takip ederek başarılı olur mutlaka tüm kuponlara ilk sıradan yazılması gerekir. 5 numaralı Aybenova son yarışında düzlükte kısa sprintini iyi ayarlayamadı. Bugün liderliği kendi alabilir. Ya da bir çetini yakın takip edebilir. Özellikle bu ismi bugünkü takı değişikliğinden dolayı yazdığımızı belirtelim. Eğer işe yararsa düzlükte biraz daha dirençli kalıp kazanabilir. Ahmet Çelik tercihli 9 numaralı Kahramanoğlu'ndan beklentiler yüksek. Bugün mesafe biraz uzuyor. Bu Safa Kana uzayan mesafe yarayacaktır. Kesinlikle yazalım. 1 numaralı Daş Fatih Çin pistte de etkili koşan bir isim. Aprantisi iyi idare ederse düzlükte yine etkili gelecektir. 11 numaralı Abdi Baba'yı bu kiloda ihmal etmeyelim. Son yarışında bariyer dibinden yaptığı atakları muhteşemdi. Bu mesafede çok daha etkili koşabilir. Binicisinin de bu at için İstanbul'da olduğunu belirtelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 5 9 1 11 şeklinde oldu. 5. Koşu İki yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı şartlı bir yarış, 1200 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 9 numaralı Rowena Ravenslow'a verelim. Uzun zamandır hazırlanan bu kısrak Ankara'daki idmanlarında çok güzel gözüktü. Özellikle bu yarış için yapmış olduğu son işini çok beğendik. Her türlü pistte koşabilecek pedigriye sahip olmasından dolayı biz ilk sıradan yazalım. Rakip yazacağımız isimleri çok fazla övemeyiz. Fakat yazmadığımız isimlere göre daha hazır durumdalar. 1 numaralı Bold A Winer, 7 numaralı Misaka, 5 numaralı Maashita, 3 numaralı Dream Elainch, 8 numaralı Perfect Forever, 4 numaralı Lily Winter ve 2 numaralı Crown of Honor sıralamasını bütçelere göre değerlendiriniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 9 1 7 5 3 8 4 2 şeklinde oldu. Altıncı koşu. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 7 yarış 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. 2 numaralı makul ve 9 numaralı Perhane Sultans liderliği isteyecek olan süratli atlardır. 10 numaralı Semper Libera da bunlara katılabilir. Öndeki üçlünün hemen arkasında ya da aralarında konumlanmasını beklediğimiz 5 numaralı Tesoro, düzlükteki atakları ile bizce bu kısrakları atlayacaktır. Eğer yarış çok erken süratlenmezse geriden sprint yemeden yarışı bitirebilir. Öndeki atlar yarışı çok süratlendirirse sonlarda 3 numaralı Rodop güzeli mutlaka devreye girer. 4 numaralı She is ise tıpkı Tesoro gibi önde yer kapma gayretinde olup düzlük sprinti ile başarılı olmaya çalışacak. Kuponlarda olmasında fayda vardır. Ara sonrası koşacak olan 7 numaralı Bosetti'yi sağlam kuponlara ekleyelim. Gücü çok fazla olan bir isimdir. Kısrak koşusu sonrası biraz dağılmıştı ama bu aranın iyi geleceğini düşünüyoruz. Koşarım derse rakip tanımaz dikkat. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 3 4 7 şeklinde oldu. 7. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 7 yarış, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda öne erken gelecek 3 isim var. 2 numaralı Prince of Darkness, 3 numaralı Goodshot ve 4 numaralı Luminescence arasından bir liderliği alacaktır. Diğerleri ona baskı kurmaz diye düşünüyoruz. Süratli bir tempo beklemediğimizi belirtelim. Geriden gelebilecek atlar arasında uzun aradan gelecek olan MK Fire ve uzun zamandır kazanamayan PK tutmadığımızı belirtelim. PK kabuğu çok uzun zamandır yarış kazanamıyor. Aslında yıl sonuna doğru yarış kazanma karakteri düşük atların kazandığını görebiliyoruz fakat, biz iki yıldır kazanamayan bir atın yüksek AGF oranı hak etmediğini düşünüyoruz. Tutuyorsanız mutlaka yazın. Biz ön grup atları arasından bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. Bunlardan da sentetiği ve bu mesafeyi çok seven iki numaralı Prince of Darkness'i tek yazacağız. Lehine şartlarda Kocakaya idaresinde bugün kazanmasını bekliyoruz. İster liderliği alsın, isterse 2 gitsin, mutlaka düzlükte bu rakiplere hakim olacaktır diyor ve günün bankosu olarak öneriyoruz. 8. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı kısa vade 6 yarış, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Liderliği 4 numaralı Kozmos veya 2 numaralı Ezer Döver alabilir. Her ikisi de ağır tempoda başarılı koşan isimler. Grup sert olduğu için belki zorlanacaklar ama ilk iki sıradan yazılmayı da hak ediyorlar. 5 numaralı haznedarın idman pisti görüntüsünü beğendik. 1 numaralı Çakmakşa, 3 numaralı Mr. Win ve 7 numaralı kurşun İli de idmanlarında farklılaşan isimler. 6 numaralı şan verdiği de mesafeye rağmen yazıp bu koşuyu kapatabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 2, 5, 1, 3, 7, 6 şeklinde oldu. 9. Koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı Handicap 16 yarış, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 5 numaralı Dilber'in veya 3 numaralı Saad Görl alabilir. Bu ikilinin ağır tempo yapmasına izin vermeyecek olan 1 numaralı Perde Kız ve 9 numaralı Silent River gibi tempo atları mevcut. Dolayısıyla yarış biraz süratli başlar diye tahmin ediyoruz. Biz bu koşuda 4 numaralı Özümcan'ı çok tutuyoruz. Son yarışında neredeyse el değmeden öndeki rakiplerini yakaladı fakat binicisi hiçbir hamle yapmadı. Belki farklı bir olay vardı, bizim göremediğimiz bilemeyiz fakat bu atın o yarışı net olarak kazanabileceğini söyleyebiliriz. Çimde her zaman istikrarlı koşan kısrak, lehine şartları yakaladığında affetmiyor daha önce Halit Gökçe idaresindeki tek yarışı kazanmıştı. Halit o yarışta son düzlük dönülür dönülmez teşviklerine başlamış ve aralardan çıkarak kazanmayı bilmişti. Bugün de İstanbul'daki tek yarışı olan Halit Gökçe'nin etkili bir biniş sergileyerek bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz. Rakip olarak sadece 2 numaralı Mahinurum'u yazacağız. Bu kısrak son yarışında sprintte geciktiği için fazla zorlanmadı. Dış kulvara çıkabildiğinde öndeki atlar biraz arayı açmıştı. Onları yakalayamayacağını anlayınca binicisi fazla zorlamadı. Çin pistte olası süratli tempolarda mutlaka son sözü söyleyen taraf olabilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşuyu 4 ve 2 sıralaması ile geçeceğiz. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.